A Plus Ekonomi Program Müdürümüz Sinan Turan ve Program Editörümüz Oğuz Maden'in bu haftaki durağı Van. Van ve çevresi, coğrafi bakımdan önemli bir konumu olduğu için çok eski dönemlerden beri yerleşim alanı olmuş, birçok uygarlığın izlerini üzerinde barındırmıştır. Başta Van Kalesi olmak üzere çok sayıda tarihi kalıntı ve başyapıtların olduğu ilde, Van iline adını veren Van Gölü, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük soda gölü olarak bilinmektedir. Van ilimizdeki çekimlerimizde ilk olarak Van Valisi Aydın Nezih Doğan'ı makamında ziyaret ederek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Kanal A ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. A Plus Ekonomi ile tekrar karşınızdayız. Kameralarımızı bu hafta Van'a çevirdik efendim. Çok değerli bir konuğumuz var. Çok nezih bir beyefendiyle beraberiz. Kiminle beraberiz efendim? Sayın Aydın Nezih Doğan ile birlikteyiz. Sayın Valim, öncelikle ben sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ekibim adına bizleri makamımızda kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Konya'ya teşrif ettiğiniz için. Bizi Türkiye'nin her yöresinden vatandaşlarımıza buluşturduğunuz için. Peki efendim, isterseniz Van'dan başlayalım o zaman söyleşimize. Van'da geldiğiniz zaman buradaki ilk değerlendirmeleriniz, sizin gözünüzden ilk başta bir Van'ı değerlendirin. Akabinde isterseniz soru cevap şeklinde devam edelim. Buyursunlar Sayın Valim. Şimdi efendim, ben Van'a ilk kez gelmiyorum. Daha belki yıllarda da çeşitli nedenlerle geldim gittim. Dolayısıyla eski Van'ı da hatırlıyorum. 1995'teki Van'ı da hatırlıyorum. 2005'teki Van'ı da hatırlıyorum. Bugünkü Van'ı da hatırlıyorum tabii. Van'da 2011 yılında iki üst üste felaket yaşandı. İki deprem yaşandı. Şüphesiz ben depremden sonra bir buraya gelmemiştim. Geldiğimde böyle bir endişe taşıyordum doğrusu. Bu deprem Van'da fiziki yapıyı ne hale dönüştürmüştür diye. Ama çok şükür ki gördüğümüz manzara bizi son derece memnun etti. Devletimiz inanılmaz bir çabayla bir yıl gibi kısa bir sürede 17.500 civarında konut yaparak vatandaşlara teslim etti. Vatandaşlar şimdi onların içerisinde oturuyorlar. Bunlar son derece nitelikli konutlar, nitelikli mahalleler artık konutları aşan kesinlikle siteler, çok uygun yaşam merkezleri kuruldu. Dolayısıyla vatandaşların o barınma sorunları önemli ölçüde halledilmiş oldu. Aslında bölgeye baktığınız zaman tamamen tarım ve hayvancılık bölgesi olarak gözüküyor. Batıdan daha doğrusu bakıldığı zaman, ancak buraya geldiğimiz zaman iş aslında öyle değil. Artık organizesiyle, gerekse turizmiyle birçok alanda Van ekonomisi bir ayrı üst seviyelere çıkmış durumda. Peki biraz isterseniz dediğimiz gibi Van ekonomisini işleyelim efendim. Neler ön plana çıkıyor ekonomi dediğimiz zaman Van'da? Elimizde tabii 1980'li 90'lı yıllarda yapılmış tarım sayımları var ve bugünkü mevcutlarımız var. Bakıldığında 1980'li yıllarda Van'da 4,5 milyon küçükbaş hayvan var. 4,5. Evet. Van'ın mera varlığı da toplam Türkiye'nin mera varlığının %10'una tesadüf ediyor. Aslında hayvancılık bakımından son derece elverişli bir bölge. Ancak geçen zaman içerisinde özellikle terörün etkisiyle hayvancılıkta ciddi bir daralma oldu ve neredeyse hayvan sayısı 2 milyonların altına doğru gerilemişken son 10 yılda yeniden bir yükseliş trendi başladı ve bugün 2.4 milyon küçükbaş hayvan varlığı var. Bir ekonomik hedeflemeye ihtiyacımız var, vizyona ihtiyacımız var. Şöyle bir hedef koyduk kendimize. Şubat ayı sonuna kadar biz stratejik planımızı oluşturalım. Bütün katmanlarla, paydaşlarla görüşerek tarımda neyiz, nereye gitmek durumundayız? Sanayide ne yapmamız lazım? Hizmetler sektöründe nereye varmamız lazım? Burada hedefimiz nedir? Malumunuz Türkiye 2023 yılına ilişkin bir vizyon geliştirdi. Kesinlikle. Ve bu vizyonda fert başına düşen milli gelirimiz 25 bin dolar olarak tespit edildi. Şu anda da 11 bin dolarlar seviyesinde bir milli gelir var fert başına. Ancak bölgemizde bu 5600 dolarlar civarında seyrediyor. Bunun aradaki farkın kapatılması, mümkün olduğu ölçekte de bu 10 yılda çok iyi değerlendirerek 25 bin dolar ortalamaya yaklaşılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Vali Aydın Nezih Doğan son olarak şu mesajları veriyor. Şimdi tabii bütün vatandaşlarımız bilirler ki Van aslında bizim kültür menbaalarımızdan bir tanesidir. Burası evliyalar diyarıdır. Burada manevi feyiz ve bereket sahibi birçok insan yaşamıştır ve onların feyiz ve bereketi bugün hala buranın üzerindedir. Evet. Ben buradan neşet eden, buradan çıkıp Türkiye'nin muhtelif yerlerinde
hala ışık saçmaya devam eden birçok insan tanıyorum. Söz gelimi Üstad Necip Fazıl'ın üstadı Abdülhakim Arvasi bir Vanlıdır. Van'ın Bahçesaray ilçesinin Arvasi köyündendir. Benim buranın böyle anlaşılması gerektiğine dair bir inanışım var. Burası Türkiye'nin önemli ilim ve feyiz kaynaklarından bir tanesidir. Vatandaşlarımız burayı böyle tanısınlar ve ilişkilerini, duygularını, sempatilerini bunun üzerine geliştirsinler. Harika. Efendim bu haftaki konuğumuz Sayın Aydın Necip Doğan'dı. Kendisine vermiş olduğu bilgilerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki hayatında da, bundan sonraki çalışmalarında, aynı zamanda bundan sonraki hedeflerinde de kendisine başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum. Aracınıza bütün vatandaşlarımıza saygılarımı getiriyorum. Eksik olmayın Sayın Valim. Çok teşekkür ederim.